Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben, Karanlık Adam TV ekranlarında Steam Oyun Festivali'nden derlediğim bir videoyla karşınızda olacağım dostlar. Sizler için seçtiğim oyunlar var. Üstteki oyunların çok olduğunu, sekmelerin çok olduğuna gözünüz korkmasın. Çünkü zaten fiyat yok hiçbirisinde. Sadece ben oyunların isimlerini ve türlerini gösterip sizlere onları tanıtacağım arkadaşlar. Ve oyun festivali nedir, bize neler getiriyor, bunları söyleyip videoyu tamamlayacağım dostlar. Festivale geçmeden önce iki tane hatırlatmam olacak. Oyun festivali süresince Twitch kanalımda burada sizlere de tavsiye ettiğim oyunlardan bazılarını oynuyor olacağım arkadaşlar. Bu vesileyle de Karanlık Adam Twitch, Karanlık Adam TV Twitch kanalında sizleri beklerim dostlar. Hem muhabbet ederiz hem de yeni oyunlara bakmış bir göz atmış oluruz. Bunun dışında bir de seyrettiğiniz videolarda, bu video dahil olmak üzere, reklamlara tıklarsanız dostlar çok çok memnun olurum. Destek amaçlı. Normalde böyle şeylerin de bahsini çok yapmıyorum ama destek amaçlı olarak 1-2 saniyenizi almaz zaten bu işlem. O 1-2 saniyeniz bana çok büyük bir destek olarak geri dönecektir. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim dostlar. Evet, Steam Oyun Festivali kısmına tıklıyoruz ve böyle bir ekran açılıyor. 3 Şubat saat 9 ile 10 Şubat saat 9 arasında, yani akşam 9 saatleri arasında olacak. Yani bir hafta sürecek bir festivalden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu festival, çok pardon, ve bu festival eski festivallere göre baktığımız zaman çok güzel düzenlenmiş. Çünkü eski festivallerde aralara indirimler karışıyordu, işte demolar kısmına giriyordunuz, tıklıyordunuz, beğeniyordunuz bir oyun, demo çıkmıyordu içinden filan gibi durumlar bunda yok. Ben hangi oyuna baktıysam içinde demo vardı zaten. Onları da sizlere elimden geldiğince önermeye çalışacağım dostlar. Evet, burada ana sayfaya geldiğimiz zaman bir sürü oyun tavsiyede bulunuyor. İstiyorsanız da aksiyon, macera, strateji, simülasyon, rol yapma oyunu, korku, bulmaca, platform, spor ve yarış, görsel, roman ve VR seçeneklerinden, türlerinden birini de seçip kendi tarzınıza uygun oyunlarda arayabilirsiniz. Bunun dışında etkinlik takvimi kısmında oyunların yapımcılarının ya da yayıncılarının oynadığı canlı videolar var. Buradan ilginizi çeken oyunlar varsa buradan nasıl olduğunu canlı canlı seyrederek de bakabilirsiniz. Eğer istek listeniz de varsa, benim gibi böyle istek listenizde düşen oyunları görebilirsiniz. Ve bir de işte sizin için tavsiye ediliyor kısmı var. Gerçi çok hani bana hitap eden hiçbir şey tavsiye etmemiş burada. Burada genelde oynadığınız oyunların türlerine yakın olan oyunları tavsiye ediyor arkadaşlar. Ve burada da birincil etiketlere göre göz atın dediği, burada bütün oyunlar var demo kısımlarında. Zaten şurada en alta indiğinizde daha fazlasını gösterdiği zaman bu bayağı bir iniyor. Yani sayfalarca iniyor. Neredeyse 20 sayfa falan var. Hepsine ben baktım tek tek. En iyilerini, en iyi olabilecek, değerlendirilebilecek oyunları da seçtim. Tabii ki başka cevherler de çıkabilir. Benim gözümden de kaçmış olabilir. Siz de kontrol edin derim. Bunun dışında da yeni çıkacak popüler oyunlar diyor. Zaten en başta Little Nightmares 2'yi görüyoruz. Bunun da demosu mevcut arkadaşlar. Şu an oynanan demolar kısmında şu anda oynanan ya da işte gün içinde oynanan en popüler demoları burada dizmişler. Xenoforce 1 Mutagen mesela en çok oynanmış demek ki. Ve popüler yakında kısmında da yine çıkışları belli olan, yakın zamanda çıkacak olan oyunları gösteriyor arkadaşlar. Evet, çok fazla vakit kaybetmeden hemen geçelim oyunlara. Ben sadece burada size isimlerini ve türlerinden bahsedeceğim oyunların. Çünkü indiğimiz zaman zaten çıkış tarihleri hemen hemen hiçbirinin ya yok ya yakın tarihli olduğu için fiyat etiketi göremiyoruz arkadaşlar. Demo olduklarını ama bilin. Evet, Shadow Knight isimli bir hack and slash oyunu var ilk sırada arkadaşlar. Bunu hack and slash'ten çok biraz da speedrun, böyle hızlı oynanan, hızlı aksiyon oyunu olarak da görebiliriz. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sense of Aura bir dungeon crawler, yani zindan keşif oyunu arkadaşlar. Üstten bakış ve Souls-like mekanikleri de oyunda mevcut arkadaşlar. In My Shadow çok güzel bir hikayesi olan bir bulmaca oyunu. Şuradaki gibi odanın içindeki nesneleri hareket ettirerek gölgelerden oluşan bir bulmacayı, bir puzzle'ı çözüp bu hedefte kim varsa, işte ailesi, köpeği falan, kızın, onu ulaştırmaya çalışıyoruz.
başına bir kaza gelmeden. Çok ilginç bir oyun olmuş. Fate of Kaide daha önceki festivallerde gördüğüm ama oynayamadığım bir oyundu. Bunu da oynamayı düşünüyorum. Bir çizgi romanı okuyoruz oyunda ama seçeneklerimiz var. Mesela şuradaki run kısmı. Buraya run diye yazdığımız zaman bir sonraki sayfada koşuyor. Yani koştuğunu görüyorsunuz çizgi romanda. Yani fight dediğiniz zaman dövüştüğünü görüyorsunuz gibi. Böyle ilginç bir oyun Fate of Kaide. All Might Kill Your Gods oyunu bir hack and slash oyunu. Looter Shooter aynı zamanda burada yazdığı gibi. Yani topla ve öldür şeklinde bir oyun. Ve acayip gaz müzikleri var. Yani çok müthiş metal müzikler vardı tanıtımlarında. Büyük ihtimalle oyun içinde de vardır. Zaten ben daha çok oyundan çok müziklere tav oldum diyebilirim. Space for the Unbound ilk kısmı arkadaşlar, prolog kısmı yani giriş kısmını oynadığımız bir oyun. Bu Japon anime tarzında yapılmış bir oyun ve zaten hani tarzından çok yapımcısı da zaten öyle büyük ihtimalle geliştiricisi ve Türkçe seçeneği de var arkadaşlar. Onun için özellikle buraya koydum. Bu hikayenin çok güzel de bir hikayesi var, çok güçlü bir hikayesi var. İlk kısmını, giriş kısmını oynayabiliyoruz bu vesileyle. Evet, Undying bir hayatta kalma oyunu. Bir anne ve çocuğu zombilerin arasında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel, grafikleri de hoş, göze hoş gelen bir oyun olduğu için seçtim. Evet, Lunark daha önceki yine festivallerden seçtiğim ve acayip derecede Another World eski klasiklerden, eski efsanelerden diyeyim daha doğrusu. Another World oyununa benzettiğim bir oyun. Eski klasik platform oyunlarına benziyor. Güzel de bir oyun. Teenytopia arkadaşlar, şirin bir şehir inşa etme ve yönetim oyunu. Değişik değişik modları da var. Bu da çok ilginç geldi bana. Hatta aslında ben kendim için ayırmıştım ama bu listeye girmiş. Madem listeye girmiş, o zaman size de tanıtayım arkadaşlar. Yine kendim için ayırdığım Mini Countries var. Bu da bir şehir inşa etme oyunu ama bulmaca tarzında, biraz tarzı değişik. Bu iki oyunda listeye girmiş. Madem girmiş, sizlere de tanıtalım. Evet, God Strike oyunu bir aksiyon roguelike oyunu arkadaşlar. Şu aşağıda yazdığı mermi cehennemi türünü ben çok anlayamıyorum ama üstünüze evet yığıma mermi geldiği böyle onlardan kaçtınız. Daha çok Titan Souls oyununu hatırlayanlarınız, oynayanlarınız varsa Titan Souls'taki gibi sadece bosslara karşı savaştığımız bir aksiyon macera oyunu arkadaşlar. No Place for Bravery oyunu da piksel grafikli ve hack and slash miydi bu da? Souls-like, evet Souls-like pardon, çok pardon. Burada şeylerine bakmıştım. Souls-like'ı daha ta en başa koymaları lazım bu oyunda. Harbiden sağlam bir oyun. Savaşları falan olsun. Üstten bakış değerlendirilmesi gereken bir oyun. One Dreamer yine güzel hikayeye sahip, güçlü bir hikayeye sahip bir mantık bulmaca oyunu arkadaşlar. Bir yazılımcıyı canlandırıyoruz ve bu sebeple de programlama, daha doğrusu programcıyı canlandırıyoruz. Programlama mekaniklerini de oyunda görüyoruz arkadaşlar. Evet, Motorcycle Mechanic Simulator adından da belli bir simülasyon oyunu ama hani ben simülasyon, bu tarz mekanik simülasyonlarını çok sevmiyorum ama motor olunca, konu motor yani ana teması motor, siklet olunca beni tav etti açıkçası. Buna ben kesinlikle bakacağım. Forgotten oyunu yine eski festivallerden görüp oynayamadığım bir oyundu. Oyuna baktığımız zaman tamamen bir Dead Cells havası alıyoruz. Ama iyi yönde alıyoruz. Yani bayağı güzel bir oyun olmuş. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dead Cells sevdiyseniz bu oyuna da bakmanızı tavsiye ederim. Evet, Railgrade de bir inşa etme, yönetim, taşıma strateji oyunu arkadaşlar. Trenle taşıma yaptığımız ve şurada gördüğünüz gibi korkunç derecede karmaşık şeyler, yapılar oluşturabildiğiniz bir oyun. Evet, Glitchpunk'ta üstten görünüş bir aksiyon oyunu. Cyberpunk teması da var oyunda. Gördüğünüz üzere zaten resimlerden de anlaşılıyor ama ben daha çok şu araba sahnelerini falan da görünce Grand Theft Auto 1 ve 2'yi anımsadım. Ve o 1 ve 2'yi de çok severim, Grand Theft Auto. Onun için de özellikle ayırdım bu oyunu. Bloodroads oyunu da Vahşi Batı'da geçen, Vahşi Batı teması olduğu için ve kan vahşetin böyle gırla gittiği bir oyun olduğu için biraz da ayrıca ayırdığım bir oyun.
Burada da tam bir aksiyon macera demeyelim de yani hardcore aksiyonu böyle kan vahşet şeklinde yaşadığımız bir oyun. Ve Vahşi Batı'da geçiyor. Çok da güzel grafikleri var. Hani bayağı bir sanki övdüm değil de sövdüm gibi oldu oyunu. Race Condition yine kendim için ayırdığım şirin grafikli eski tarz oyunlara benzettim bu oyunu. Yine listeye karışmış. Bunları ayırmamışım ben ama siz de bakabilirsiniz. Bir yarış oyunu. Basit bir yarış oyunu. Böyle basit yarış oyunlarını seviyorum açıkçası. Teeny Room Stories Town Mystery. Bu da bir bulmaca, dedektiflik oyunu arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi sahne sahne bölümlerin içinde bulmacaları çözmeye ya odadan çıkmaya ya kasayı açmaya çalıştığınız böyle değişik bulmacaların olduğu bir oyun. Little Nightmares 2 zaten söylemeye gerek yok. Çok güzel oyunlardan birisidir Little Nightmares. Bunun ikinci oyunu arkadaşlar. Buna göz atmamızı olanak sağlayan bir demosuyla beraber yakın zamanda çıkacak. Ha evet, fiyatı da varmış bunun, 149 TL. Biraz yüksek olmuş ama popülerleşince oyun. Sizlere yani çakması demeyelim de hani feyz alınmış Last of Us'tan feyz alınmış bir oyunla karşınıza çıkıyorum şu anki sıradaki oyunumuz yani bu. Potentia oyunu, Türkçe seçeneği de var, seslendirme Türkçe, altyazı yine Türkçe tabii ki. Hatta Türk firması olduğunu falan söyledi arkadaşlar. Hani ben araştırmadım, kesin söylemeyeyim de hani onların yalancısıyım. Eğer öyleyse de öyledir. Bakmadım açıkçası. Saat çok geç olduğu için onun araştırmasını yapmadım ama hani oynanış biraz Uncharted, biraz ama çoğunlukla Last of Us'a benziyor. Yani Türk Last of Us diyebiliriz. Eğer Türk firması size gerçekten, çünkü seslendirme bile Türkçe. Onun için yine yayında oynayacağım oyunlardan biri olacak. Merakla bekliyorum yarını. Bakalım. Evet, Time Loader oyunu da bir bulmaca, platform bulmaca oyunu diyelim daha doğrusu. Fizik tabanlı bulmaca platform oyunu. Time Loader. Zamanda geriye gönderiyoruz şu arkadaşı. Kolu olan bir robot bu. Daha doğrusu tekerlekleri olan bir robot kol diyelim. Ve bu görev gönderdiğimiz zamanlarda görevleri yapmasını sağladığımız ilginç bir platform oyunu arkadaşlar. Balan Wonderland, şey Wonder World, çok pardon, Square Enix'in yeni oyunlarından birisi. Çok eğlenceli, çok keyifli, değişik de bir oyun olmuş. Grafikleri de çok şirin gözüküyor açıkçası. Bu arada bakmanızı tavsiye ederim. Aerial Knights Never Yield oyunu. Bu da koşu, yani mesela speedrun oyunuyla müzik ritim oyunlarını birleştiren bir oyun. Yani ritimin gidişatına göre, müziğin gidişatına göre koşuyor ve engellerden atlayıp bir yere çarpmadan, durmadan daha doğrusu devam etmeye çalışıyoruz. Metal Mind bir looter shooter. Evet, yani buna da şeyle, bu gamepad ile oynanan, iki gamepad ile oynanan double bilmem ne bir şey diyorlardı ona. O oyunlardan biri Metal Mind'da. Aksiyon roguelike daha uygun gözükebilir bunun için. O da ve demin mesela de işte neydi oyun? İsmi aklıma gelmedi. Titans olsa benzettiğim işte Mermi Cehennemi yazan. Bu oyuna daha çok uygun aslında Mermi Cehennemi muhabbeti. Steel Assault yine çok bu şeyde festivalde beğendiğim oyunlardan biri. Tam böyle nostaljik aksiyon platform oyunu arkadaşlar. Bu da yine indirdiğim ve yayında oynamak istediğim oyunlardan biri olacak. 48 MB'lık da çok küçük bir boyutu var açıkçası. Hani Atari salonlarında oynadığım oyunları hatırlattı bana. Biraz gençliğimi, çocukluğumu hatırlattı. Onun için özellikle koydum buraya. Risers oyunu arkadaşlar, söyleyemedim. Bir hayatta kalma oyunu, crafting mekanikleri ve kaynak yönetimi, kaynak toplama, bunları craftingle birleştirme şeklinde ve savunma tabii ki şeklinde bir rol yapma hayatta kalma oyunu arkadaşlar. İki boyutlu tabii ki, böyle onun için platforma da benziyor. Karakterlerimizi hayatta tutmaya, loot yapmaya, crafting yapmaya çalıştığımız bir oyun. İlginç geldi bana, grafikleri de olsun, oynanışı olsun. Onun için buraya koydum.
Last Stand Aftermath oyunu da yine bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Ama grafikleri falan çok hoşuma gitti. Üstten görünüş. Ve Dying Light'ın üstten görünüşümüş gibi geldi daha çok hatta. Oynanışı olsun, silah mekanikleri, silahları işte toplama, onların çeşitliliği olsun. Dying Light'a çok benzettim. Narita Boy da yine eski tarz piksel grafik oyunlarını sevenler için bir platform oyunu. Hatta Metroidvania diye söylenmiş çeşidinde. Evet, benziyor tür olarak ama hani o uçuk kaçık bir havası var. Bu uçuk kaçık havası da işte Metroidvania'dan biraz sıyrılmasına neden oluyor. Hani gizem belki daha yakın olurdu. Hani acayip uçuk kaçık bir konusu var ve videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Son olarak da Unbound World Apart oyunu arkadaşlar. Boyutlar arası değişimler yaparak bulmacaları çözmeye çalıştığımız bir platform oyunu. Yine bulmaca platform oyunu diyebiliriz Unbound için arkadaşlar. Ve böylelikle de oyunları bitirmiş oldum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak destek olmayı ihmal etmeyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.